Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'den herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Bugün yine Arnavutköy'de canlı yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı öncesi kurban için en önemli olan şey derin dondurucular. Şimdi kurban kesimleri olacak, sonra o etler bir şekilde derin dondurucularda ya da buzdolaplarında muhafaza edilmesi gerekiyor. Biz de derin dondurucuların fiyatını, piyasasını araştırmak adına Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan İmza Mobilya Beyaz Eşya Mağazası'nda, Vestel mağazasına ziyarette bulunacağız. İmza Mobilya'nın mağazasını ziyaret edeceğiz. Derin dondurucuları sizler için araştırıp fiyatlarını öğrenmiş olacağız. Hem siz de en azından fiyat aralığını az çok görmüş olacaksınız, öğrenmiş olacaksınız. Biz biliyorsunuz sürpriz yapıyoruz, farklı mekanlara giriş yapıyoruz. Şimdi derin dondurucuların burada fiyatları yazmışlar. Haberleri yok, biz dışarıdayız. Dışarıda canlı yayın yapıyoruz. Şimdi biz içeri gireceğiz birazdan. 449 TL bir derin dondurucu var burada. 849 TL bir derin dondurucu var burada. Bunun fiyatı yazılmamış. Onu öğrenmiş olacağız. Şimdi içeri girmiş olacağız. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Biz dışarıda fiyatlara bakıyorduk. Hem mikrofonu böyle sökeyim. Evet. Yardımcı olun. Evet. Şimdi ben bunu böyle hemen takayım. Evet. Biraz daha evet. Al, bir yukarıya alalım. İyi mi böyle? Evet. Bir dışarıda hem konuşarak içeri girmiş olur, olalım. Olur, bakalım. Müşterimiz de geldi. Hoş hadi yalnız. Hayırlısı olsun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkürler. Yayındayız. Kurban için derin dondurucuların fiyatını araştırıyoruz. Doğal. Evet. Fiyatını sormak istiyorum. Vaktiniz ürün Vestel'in 200 litre hacmi var. A+ enerji tüketimine sahip. Kampanyada şu an fiyatı 1550 liraya geliyor. Nakit fiyatı. Daha düşük modelini isterseniz bu 100 litre. Bu daha çok iyi fiyat. 850 liraya geliyor. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, müşteriler şimdi dışarıda derin dondurucuların fiyatını soruyor. Tabii bayram yaklaştıkça mutlaka birileri gelip derin dondurucu alacak. İnşallah ayağımız uğurlu gelir inşallah, sevgili inşallah. Yunus. Bunun fiyatı neydi? Bu 1550 liraya geliyor. Bu 200 litre ama 200. Bizim sezon boyunca en çok sattığımız iki tane ürünümüz var. Bir 100 litrelik dediğimiz aileler için çok ideal. Bir de arkanızda duran 6 çekmeceli bu. Dediğimiz 6 çekmeceli ürün en çok satan modellerimiz bunlar. Tabii farklı tercihler de olabiliyor. İnsanlar daha küçüğünü, daha büyüğünü de tercih edebiliyorlar. Seçenekleri de içeri mevcuttu. Girdi bu arada. Bunun fiyatı neydi? İçeri Onun gireceğiz. Fiyatı da kampanyada 1400 liraya geliyor. 1400 lira. 220 litre, 1550 lira. 1550 bu da 850 lira. 850 lira. Ama kurban gelince ağırlıklı olarak derin dondurucu tabii var. En çok derin dondurucu satılıyor. Değil mi? Artık evlerde bir nevi zorunlu ihtiyaç gibi bir şey oldu. Etleri düzgün etleri, şekilde saklanmış oluyor. Ondan sonra saklama ürünleri oluyor. Biliyorsunuz insanlar artık doğal beslenmeyi seviyorlar. Doğru. Yazın alıyorlar, kışın tüketiyorlar. Ondan dolayı bu tarz şeyler çok şey oldu, popüler oldu. Güzel. Son birkaç senedir baya tüketiliyor. Derin dondurucuların dışında ne satıyoruz? Buyurun içeride bakın isterseniz. Sevgili izleyenler. İmza Mobilya mağazasını hem gezmiş olacağız, ulaşmış olacağız. Burada işte bulaşık makinaları bulunuyor. Ankastre setleri var. Buzdolapları var. Tabii bizim birinci planda araştırdığımız, kurban için araştırdığımız derin dondurucular. Derin dondurucuların 3-4 çeşidi şu an İmza Mobilya Beyaz Eşya mağazasında. Eski Edirne Asfaltı Akbank'ın tam karşısında bulunuyor. Akbank'ı bilenler gelirler, görürler. En azından hazırlıklı olmuş olursunuz. Kurban kestik, nereye işte saklayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmeyeceksiniz. Hazırlıklı olarak kurbana da girmiş olacaklar. Ankastre setleri burada bulunuyor. Televizyonlar var, çamaşır makineleri, buzdolapları, televizyonlar. Sevgili Yunus müşterisiyle bu arada ilgilendi. Biz de bu arada da küçük ev aletleri var. Tabii küçük ev aletleri. Televizyonlar var. Tabii evin ihtiyacı ne gerekiyorsa elektronik ve küçük ev aletleri olarak hepsi zaten Vestel'de mevcut. Bu arada kaç yıldır siz Arnavutköy'de hizmet veriyorsunuz? Arnavutköy'de 2004'ten beri mobilya sektöründe ve beyaz eşya sektöründe hizmet veriyoruz. Vestel bayili olarak da 2010'dan beri hizmet veriyoruz.
Vestel bayisi olarak. Vestel bayisi olarak. Yani Arnavutköy'de Vestel deyince akla ilk gelen yer burası zaten. Değil mi? Güzel. Daha önce, gerçi bakıyorum Arnavutköy'de şimdi imza home var. İmza işte mobilya var. İmza beyaz eşya var. Doğru. Maşallah yani. Çok şükür. Güzel adımlar atıyorsunuz. Arnavutköy için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hizmet adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Tabii şeyde kurbandan sonra bir de düğün sezonu başlayacak. Düğün paketleriniz falan var mı? Tabii mobilya bölümü alt katta zaten. Evet. Diğer taraftan da girişimiz var. Evet. Oraya da bakabiliriz. Burayı gezdikten gezmiş sonra. Gezmiş olacağız. Yani gezmiş oluruz. Televizyonlar. Şimdi mesela böyle bir, geçi ben bu, tam ters açı olmasın diye. Böyle bir Vestel bulaşık makinesi. Bu kaç? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Hem bu 10 kiloluk bir çamaşır makinesi. Çamaşır. 10 yıl motor garantisi var. 1200 devir. 10 yıl. 10 yıl motor garantisi var. Motor garantisi. 10 yıl motor garantisi var. Çok satılan bir ürün bu da. Hı-hı. Bu tarz bir ürün tüketici almak istediği takdirde fiyatlar 2500 civarlarında. 2500. Aha, 2500 civarlarında. Ondan ziyade genellikle bu şu anki zamanda tekli ürünler de çok gidiyor. Tekli dediğimiz ürünler işte sizin buzdolabınız bozuluyor, gelip alıyorsunuz. Ama yeni evlenenler için bizim çeyiz setimiz var mesela. Çeyiz setimiz de çok satılıyor. 4 parçadan oluşan çeyiz setimiz. Mesela? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve LED televizyon, 102 ekran televizyon. Böyle bir paketimiz de mevcut. Bu tarz şeyler de var. O paket kaça mal oluyor? O pakette isterseniz böyle gösteririm ben size. Sevgili izleyenler, biz imza, mobilya ve beyaz eşya mağazası, Vestel mağazasında bulunuyoruz. Küçük ev aletlerinden tutun televizyonuna kadar hepsi. Bunlar mıydı? Böyle aha, mi? Bu baktığımız bu şekil çeyiz seti dediğimiz. Ben şu kamerada durmuşum. Buzdolabımız 480 litre. Tabii no frost buzdolabımız. Evet. Bulaşık makinemiz 3 programlı. Çamaşır makinemiz 7 kilo. 102 ekran uydulu. Televizyonumuz hepsi ayda sadece 699 liraya geliyor. Ay kaç ay? 12 taksit. 8400 liraya geliyor toplam fiyatı. 12. Çok güzelmiş. Çok, yani, çok iyi bir paket olarak çok çok iyi bir paket. Şimdi genelde evlenenler hep tedirgin diyor ki ya biz nasıl işte evleneceğiz kardeşim, yani parayı bulmamız lazım. Tabii, tabii. Böyle bir tedirginlik oluyor. Zaten ev için bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon oldu, bir de koltuk takımı bitti abi. Değil mi? Güzel. Peki ankastre setleriniz? Evet. Ankastre setlerimiz o taraftaydı. Onlara baktınız. Evet. Bunlar set üstü ocaklar, fırınlar, bulaşık makineleri, elektrikli süpürgeler. Bunlar evet. Değişiyor. Şimdi bunlar da özellik önemli. Genelde kadınlar bu işlerden daha iyi anlar. Bilmiyorum, evde eşinize yardım ediyorsanız siz de az çok çözersiniz bunları. Desin ki yardım edemiyorum desene. Çok fazla yardım etmeye zamanım olmuyor. Dürüst olmam lazım. Doğru. Zamandan dolayı. Evet, zamanım yetmiyor. Evet. Şeydir. Değişiyor bunlar da özelliklerine göre. Program dediğimiz bulaşık makinelerinde program sayısı önemli. 2 programdan başlıyor, 10 programa kadar çıkıyor. Hani çamaşır makinesinde nasıl 5 kilodan başlayıp 10 kiloya kadar, 12 kiloya çıkıyorsa bunlarda da o özellik var. Fiyatlar da onlara göre alttan başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. 1000 liradan başlıyor, 2800-3000 liraya kadar bulaşık makinesi modelleri var. Her bütçeye uygun diyor. Her bütçeye uygun. Yani peki siz satışları nakit, senet ya da vade olayı nasıl? Biz Arnavutköy'de eski olduğumuzdan dolayı avantajımız var. Ne oluyor? Tüketicilerimize senetli satış da yapabiliyoruz. Senetli satış yapıyoruz. Senetli satış da yapabiliyoruz. Dileyen müşterilerimize buradan kredi çıkarıyoruz. Dileyen müşterilerimiz kredi kartı, dileyen müşterilerimiz nakit de alabiliyor. Kredi çıkarttığınız zaman faiz vesaire onu Vestel'in sistemi var. Vestel kendisi ayarlıyor onu. Burada müşterinin TC'sini giriyoruz. Onay çıktığı takdirde limit veriyor. O limit kadar alışveriş yapabiliyor. Çok güzel. O tabii, o da güzel. Yani her şey tüketici için. Diyelim ki adamın hiç bankayla alakası yoktur. Tabii tabii. Kardeşim ben senetli istiyorum. Ne gerekiyor? Gelecek burada. Sisteme girişini yapıyoruz. Herhangi bir aksilik durumu yoksa, bankalarla sıkıntı yaşamadıysa zaten onay geliyor, gönderiyoruz ürünlerini. Güzel. Peki bunun, böyle bir ürünün maliyeti nedir? Böyle bir ürünün maliyeti, bu 4 programlı dediğimiz bulaşık Işık makinesi. Işık olmuyor değil mi? Sıkıntı olmuyor diye sevgili Ali Rıza'ya sormuş oluyor. 4 programlı bulaşık makinesi dediğimiz sistem. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi asansör dediğimiz olay. Şimdi asansör nedir diye sorarsanız, kimi zaman büyük tabakları koyarsınız, şu üst tarafa değer sığmaz. Doğru. Ama bu durumda tutuyorsunuz, aşağı indiriyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Rahatlıkla sığmış oluyor. Bunlar 12 kişilik. Bulaşık makineleri genelde 12 kişiliktir. Evet. 4 programlı dediğimiz, hızlı yıkaması var 30 dakika. Evet. Güzel bir ürünümüz. Fiyatı da çok uygun. Kampanyada şu an 1500 liraya geliyor. Kampanyada 1500 liraya geliyor. Çok güzel, çok güzel. Peki süpürgeler olarak da bu baktığımız HEPA filtre dediğimiz. Sevgili Arıza böyle ters açıdan bir gelsin, çeksin. Çünkü ışık sıkıntısı olmasın istiyorum. Evet.
Ya elektrik süpürgeleri modellerimiz, seçeneklerimiz bunların zaten hepsi çok var. Vestel'in kendi ürünleri. Vestel'in kendi ürünleri. Bu baktığımız Vestel Poyraz dediğimiz süpürgesi çok satıyor. Vestel'in elektrik süpürgeleri olsun, bunlar da çok güzel ürünler. Zaten biliyoruz sıradan ürünler üretmiyor Vestel. Kaliteye önem veriyor, müşteri memnuniyete önem veriyor. Ondan dolayı bunu evinize gönül rahatlığıyla alıp evinizi rahat rahat temizleyeceğiniz bir süpürge. Bazı süpürgeler çok ses çıkartıyor, rahatsız oluyor insan. Ya, bunlarda ses nasıl? Ses desibelleri bunların çok düşük. Yani nasıl düşük? Şimdi tamamen sessiz desek yalan olur. Ama nedir? Çok düşük. Örnek veriyorum, siz evde oturuyorsunuz, televizyonunuzu izliyorsunuz. Yenge süpürgeyi açtığı zaman sizi rahatsız edecek bir ses yok artık. Artık o devir bitti diyebilirim ben değil size. Ha? Artık sessiz de. O zaman biz eski devirde kalmışız. Evet. Bunlar gene aynı şekilde bulaşık makinesi. İşte çamaşır makinalarımız değişiyor modelleri. Televizyonlara bakalım biraz. Tabii televizyonlarımıza da bakalım. Evet. Hoş geldiniz efendim. Mobilya bölümümüz alt katta. İsterseniz oraya uğrayın. Hemen sağa dönün, tekrar sağa dönün dışarıdan. Evet. Çocuk arabası var. Sevgili izleyenler, Arnavutköy Vestel mağazası. İmza Mobilya Vestel mağazasında bulunuyoruz. Burada sevgili Yunus bize tek tek fiyatları söylüyor. Şimdi televizyonlara geçeceğiz. Böyle bir televizyon maliyeti nedir? Şimdi televizyonların maliyetleri değişiyor. Öncelik olarak tüketici ne istiyor? Evet. Bizim için önemli olan bu. Mesela siz televizyon istiyorsunuz ama nasıl özelliklerde istiyorsunuz? Örnek veriyorum, bu baktığımız şu televizyonumuz 4K evet. teknolojisine sahip. 4K. Tabii smart dediğimiz, yani smart dediğimiz olay da internete Wi-Fi ile kablosuz bağlanabiliyoruz. Örnek veriyorum, internet falan kullanmayacaksanız boşu boşuna bu tarz bir özellikle ürün almanıza gerek yok. Fazladan paranızı vermiş olursunuz. Bazıları bunu bilmiyor mesela. Tabii müşterilerimize biz bunu soruyoruz. Siz evinizde internet kullanıp bunu internette kullanacak mısınız? Kullanacağız diyorsa öneriyoruz. Ama kullanmayacaksa önermiyoruz. Hı hı. Ondan dolayı boşuna, hani sonuç olarak özellik yükseldikçe fiyat yükseliyor. Fiyatı artıyor. Hı hı. Ondan dolayı mesela bu tarz bir ürün kampanyada şu an Vestel'in 124 ekran 2800 liraya geliyor. Hı. Fiyat olarak çok çok uygun. O da bayram özel kampanyası var. Küçük ev aletleri var. Televizyonlar zaten burada fiyatları isteğe göre değişiyor. Evet. Küçük ev aletleri burada bulunuyor. Küçük ev aletleri de bunlar da özelliklerine göre, modellerine göre değişiyor. Zaten bunlar da 200 lira, 300 lira, 400 lira o bantlardan genelde gidiyor. 200 lira, 300 lira. Aha, o bantlarda gidiyor, geliyor. Güzel. Buzdolaplarına bakalım. Tabii buzdolaplarımıza da bakalım. Şimdi buzdolapları da maşallah bu eve de sığmadı abi yani. Müthiş. Böyle bir buzdolabı, bu kaç şeydi? Şimdi bu baktığımız buzdolabı 620 litre dediğimiz. 620 Aha. litre mi? Ya şimdi buzdolabında da az önce yine televizyon için söylediğim gibi hacim. Buzdolabında hacim önemli. Hacim. Evet, örnek veriyorum, siz buzdolabını aldınız evde, dolduramadıktan sonra bir anlamı yok. Sadece boş durmuş olacak. Boş durmuş oluyor. Sonuçta iki kişisinizdir, bu tarz bir ürün size fazla gelir. Ama dilerseniz kalabalık aileler için... Bu kaç kişilik bir aile için? Ya biz bunu 8-10 kişilik ailelere rahat rahat öneriyoruz. 620 litre hacmi var yine. Sınıfının en geniş. X-Large dediğimiz boyutlarda bunlar. Şunlar. Bu da çift. Bu da geniş. Ha, aynı şekilde. Kimisi yatay olarak eni genişliyor. Derinliği değişiyor. Bu evet. da 600 litre. Bu da 600 litre. Ha, mesela bunun diğerine göre arasındaki fark, dondurucusu altta bunun. Değil mi? Üstte değil, altta. Üstte değil, altta bunun. Derin dondurucusu altta. Çok muazzam, güzel bir buzdolabı. Tabii tabii. Bir de çift kapılı. Bunlara da gardırop tipi diyoruz evet. biz. Genelde evi çok geniş olanlar. Biraz zengin takılanlar mı diyelim? Zengin değil. Genelde mutfağını kendine göre özel yapanlar. Kendine göre yapanlar. Tabii tabii. Bu tarz önce de planlamasını yapanlar bu tarz ürünler alabiliyor. Rahat çok olacak. Güzelmiş. Şimdi bunların evet. diğerlerine göre avantajı alt kısmı, dondurucu kısmı, ama isterseniz normal nofros olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. -16 +16 arasında ayarıyla oynayabiliyorsunuz. Hmm. Örnek veriyorum, Kurban Bayramınız geldi. İki tarafı doldurdunuz. Evet. Aradan zaman geçti. Ne oldu? Ürünleriniz bitti. Bir tarafı aktarırsınız. Bir tarafı sadece meyve sebze olarak kullanabilirsiniz. Güzel. Çok güzelmiş. O avantajı var. Böyle bir buzdolabının maliyeti... Şimdi en uç noktadan başladık. En uç noktadan başladık. Biz şimdi en alt limitte olanı fiyatını söyleyelim. Şöyle diyeyim, bir ev için ideal olan bir buzdolabı aşağı yukarı 2000 liranın üzerinden başlıyor. Evet. Yalnız bu tarz üst segment dediğimiz ürünlerden tercih ettiğiniz zaman 5-6 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Değil mi? Tabii. Evet. Güzel.
İyiymiş. Biz tekrar bu derin dondurucular dışarıda bir bakalım onlara. Tabii tabii, verin bakalım. Ondan sonra mağaza aşağı inmiş olalım. Sevgili izleyenler, derin dondurucularla ilgili. Peki bunlarla bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Bu kıyma makinesi mi? Kıyma makinesi, bildiğimiz kıyma makinesi. Genelde annelerimizin çok tercih ettiği bir ürün. Eskiden elle falan yaparlardı. Tabii, şu an artık teknoloji ilerledi. Alt üstü kıyma, sadece kıyma makinesi de değil. Salça yapıyor, erişte yapıyor. Yani buna benzer, bunun farklı başlık seçenekleri var. Çok onun güzelmiş. İçinde attığınız zaman istediğiniz gibi 5 seçenek var, 5 başlık var. Ona göre size doğruyu veriyor. Çok güzelmiş. Derin dondurucularla ilgili bir daha bilgi vermiş olalım. Sevgili izleyenler, bu 100 değil mi? 100 litre dediğimiz Vestel'in kampanyada 849 olan. 849 TL. Tabii stoklarla sınırlı, çok az kaldı. Evet. Zaten 2018'de en çok satılan iki üründen bir tanesi. Birincisi bu, ikincisi altı çekmeceli dediğimiz ürünümüz. Güzel bir ürün, fiyatı da çok uygun. 3 yıl garantisi var bunların. 3 yıl. Ha, 3 yıl garantisi var ama müşterimiz dedi ki ya kardeşim, ben bunun garantisini uzatmak istiyorum. Ne yapabilirim? Servise 80-100 lira gibi cüzi miktar verdiği takdirde garantisini 7 yıla kadar da uzatabiliyor. Evet. Bunu bir daha anlatalım. Bu da bu 200 litrelik. Bir de Vestel'in en büyük özelliklerinden bir tanesi, bunlar hepsi enerji tasarruflu. A++ dediğimiz, evet, elektrik tasarruflu. Yani evinizde kullandığınız zaman aylık faturanızda 3-4 lira gibi bir şey yansıyor. Şimdi insanların en büyük korkusu o. Diyor ki ya tabii ben elektrik çok gelir mi? Gelir mi diye düşünüyorum. Artık o devir yok ya. Artık o olay yok. Şu an evlerde elektrik tüketen kettle'dır. Isıtıcı tarzı şeylerdir. Soğutucular, işte televizyon, çamaşır, bulaşık. Bunların yaktığı elektrik ayda hepsini toplasanız 10 lira, 15 lira, 20 lira gibi bir rakam buluyor. Bu 1500 lira. 1550 miydi? 1550 lira. 1550 lira. Bu 1400 lira. Altı çekmeceli. Altı çekmeceli. Ha, 220 litre hacmi var. Güzel bir derin dondurucu. Aileler genellikle çok tercih ediyor bunu. Evet. Bu da sandık tipi dediğimiz tiplerden. Tabii bunların çeşitleri de var. Daha küçüğü de var, daha büyüğü de var. Şunların daha büyükleri de var. Mevcut bunlar da var. Biz dışarıda olanları dışarıya kapıya koyabildiklerimizi koyduk. Evet. İçeride de modellerimiz mevcut. Evet. Şimdi bir de aşağısı sizin aşağıda da mobilya mağazamız var. Mobilya bölümümüz var. Ben oraya geçmiş olayım. Sevgili izleyenler, İmza Mobilya Beyaz Eşya mağazası iki kattan oluşuyor. Alt katta mobilya mağazası var. Üst katta da beyaz eşya, küçük ev aletlerinin hepsi satış yapılan bir yer. Arnavutköy, eski Edirne asfaltı, jandarmadan yukarı doğru çıkarken Akbank'ın tam karşısında bulunuyor. Arnavutköy'ün en köklü, en eski firmalarından birisi olan İmza Mobilya Beyaz Eşya mağazası. Ben şimdi aşağı inmiş olacağım. Sevgili Yunus'u ben mikrofonu alayım oradan senden. Oradan gitmiş olacağım. Aşağıya geçmiş olayım. Aşağıda görevli olan arkadaşlar var. Onlarla evet. Sevgili Ali Rıza benim önümde yürümüş olsun. Şimdi Yunus Bey ile bizim yapmış olduğumuz yayınımızda beyaz eşya bölümünü konuştuk. Şimdi mobilya mağazasına geçmiş olacağız. Mobilya bölümünde de burada durumu arkadaşlar bizimle paylaşmış olacaklar. Biz hemen aradan geçiş yaptık. Normalde bunun giriş noktası yan tarafta, binanın yan tarafında ama biz aradan geçiş olan noktadan girdik. Beyaz eşya bölümünü anlattık. Şimdi buradan mobilyayı anlatacağız. Muhlis abimiz burada. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz şimdi üst kattan canlı yayınımızı yaparak geldik. Mobilya bölümüne geldik. Tabii. Sevgili izleyenler, Arnavutköy eski Edirne asfaltına cephe olan İmza Mobilya mağazası, beyaz eşya mağazası. Şimdi biz beyaz eşyayı anlattık, derin dondurucuları anlattık sizlere. Şimdi mobilya bölümüne geldik. Mobilya. Evet, evet. Sevgili Rıza yön değiştirsin çünkü ışık açısıyla ilgili sıkıntı yaşamasın istiyoruz. Evet. Sevgili Muhlis abiye ben mikrofonu böyle uzatmış olayım. Evet. Hem gezmiş olacağız hem bize koltukları biraz bayram öncesi millet işte hazırlık yapacak. Onu konuşalım. Evini yenilemek isteyen, düzenlemek isteyen kişiler gelsinler diye. Şunu ben hemen buraya bir... Evet. Buyurun. Sizi tanıyalım ilk önce. Sevgi Arıza şöyle bizi çeksin. Biz bu arada da hem böyle bir bu alana gelmiş olalım. O da bizi çekmiş olur. Sizi tanıyalım ilk önce. İsmim Muhlis. İmzanın yöneticisiyim. Güzel. 42 yaşındayım. Güzel. Bir çocuk babasıyım. Maşallah. Arnavutköy'de ticaretle uğraşıyoruz.
Arnavut köy halkını tanıyoruz, yakından tanırız. Çok güzel. Malum ticareti biliyorsunuz. Bazı günler güzel işler oluyor, bazı günler olmuyor. Hadis var diyorsun, kale rızkı ta'ala. Allah-u Teala razı ve rızıktır. Sabırlı olmak lazım ticarette tabii. Uğraşmak için. Evet. Öyle hemen alayım gideyim öyle bir şey yok. Bekliyorsun sabırla. Akşama kadar bekliyorsun, bir bakıyorsun. Bütün gün boyu iş yapmamışsındır. Akşam 5 günün, 1 haftanın işini yapmışsındır. Değil mi? Ya da bekliyorsun, 1 hafta iş yapmıyorsun. 1 günde 1 ayın işini yapıyorsun. Çok güzel. Bu sabır isteyen bir şeydir yani Salih Bey. Yani esnaf adam sabırlı olmak zorunda. Sabır, bir de hizmet sektörüyüz bizler. Elimizden geldiği kadar insanların evine kaliteli güzel hizmet götürmekten yanayız. İşlerimizi güzel takip ediyoruz elhamdülillah. Bizden alışveriş yapan insanlar, hani ticaretin şeyi bu, yine gel. Evet. Her zaman gelsin. Kapımız açık herkese, hizmetimiz var sınırsız. Bunun yanında bizim yörenin insanları çok vardır. Arnavut köyün halkını tanıyoruz %80'ini, 90'ını. Bizden alışveriş yapan herkes sağ olsun bizden memnundur. Güzel. Bir eksiğimiz de varsa bunu hızlı bir şekilde gayret edip en kaliteli şekilde hizmeti insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Güzel. Evet. Peki oturma gruplarını biraz size soralım. Tamam. Böyle bir oturma grubu. Evet. Maliyeti nedir? Merak ediyorum. Bu maxi bir takımımız. Evet. 3-3-1-1 diye 8 kişilik. Evet. Duvardan sıfır makas açılabiliyor, yatak olunabiliyor. Kumaşlarımız nanodur. Hı-hı. Bakteri barındırmaz, leke tutmaz, su itme özelliğine sahip. Garantili, faturalı, kurumsal bir ürünün firması, yani bir ürün. Evet. Alışveriş yaptığımız firma da gayet başarılı, güzel bir firma. Evet. İhraca çalışan bir firma. Genelde hangi ürünler sizde bulunuyor? Hangi, mesela adam diyor ki ben İnegöl mü, Ankara mı, evet, başka illerin falan soruyor ya, İzmir mi? Şimdi merak ediyorum, siz nereye çalışıyorsunuz? Mobilyada bizde Avangard var, modern Avangard var. Günlük kullanım takımları var, işte misafir odası var. Atıyorum mesela siz geldiniz, işte ben bir koltuk takımı alacağım diyorsunuz. Biz soruyoruz Salih Bey, günlük kullanımı misafir odası için mi? Siz belirttiğiniz zaman... ben misafir odası için istiyorum dediğiniz zaman biz misafir odasına elverişli olan takımlarımız hangisiyse onları sunarız size. Ve artı evinizdeki dekor nasıl, spor mu, avantgard mı, modern mi, onları da öğrenip dinleyip öyle hareket etmek en doğru olan şey yani. Şimdi yakışması var. Tabii tabii, yani şimdi sizin eviniz spor ama biz size klasik bir takım vermişiz, çok farklı, ayrı durur. Yakışmamış olacak. Hayır, yakışmamış. Rahatsız olacak. Kapılarınız beyazdır. Siz kahverengi ayaklı koltuk aldınız. Bu eksi başlamış olursunuz. Soruyorum müşterilerimize. Kapılarınız ne renk? Zemin ne renk? Evet. Onlar bize ifade ettikleri zaman atıyorum mesela bu renk onun perdelerine uymuyor. Kumaş kartel alanımız var. Kumaşlarını değiştiriyoruz. Hı hı. Ve evini bir nevi de olsa hani güzel bir kombin yapılır hale getirip öyle teslim ediyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi oturma grubu, yatak odası, bir de yemek takımı dediğimiz. Evet. Evet. Yatak odası, yemek odası, yemek koltuk takımı. Evet. Koltuk takımı. Hı-hı. Şimdi bayramdan sonra çocuğunu evlendirecek olanlar, evet, vardır. İzleyenler vardır. Evet. Takip edenler vardır. İmza mobilyaya geldiği zaman, evet, böyle bir takım düşünürsek, evet, maliyet ne çıkar? Yani en alt, en üst. Evet. 7-8 bin liradan başlar. 20-30 bin, 50 bin liralara kadar çıkar. Öncelikle müşterimize sorarız. Bütçemiz neye elverişli? Evet. Doğru ürünü doğru kişiye satmak. Ticarette mantık burada devreye girer. Bunu verdiğin zaman, atıyorum benim gücüm 50 kiloya yetiyor. Bana 100 kilo yüklediğiniz zaman ben sıkıntı yaşarım. Doğru. O yükü taşıyamam ve çeviremem o bana verilen görevi. Ama gücüne, kuvvetine, kudretine göre ürün satarsan müşterine, hı hı, geri dönüşümü daha güzel olur. Evet. Genellikle bizim müşterilerin, bizde ürün yelpazesi bir hayli geniştir. Hı hı. Bizim müşterilerimiz geldiği zaman dinledikten sonra bizzat kendim dinlerim. Derim ki işte neyi beğeniyorsunuz? Kampanyanızı hemen kendiniz oluşturun. Bizim böyle bir yanımız da var. Hı hı. Bazen kampanyada atıyorum çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, buzdolabı vesaire şeyler var.
işte müşterimiz diyor ki benim buzdolabım var, televizyon da istemiyorum. O zaman diyoruz gelin siz kendi paketinizi kendiniz oluşturun. Beğendikleri ürünleri bir araya getiriyoruz. Bütün ürünlerini bir araya getirip atıyorum 10 çeşit ürün aldılar. Evet. Biz bunu şey yapıyoruz. Tek kalem haline getiriyoruz ve taksitlendirme yapıyoruz. Tek taksit alıyoruz o müşterimizden. Bizim mesela normal taksitli satışlarımız 8-10 ay ise biz düğün yapan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, yeni çiftlerimize 15 ay, 18 ay, 20 ay yapıp 1 lira Allah kuruşu üzerine koymadan 8-10 aylık fiyatımız neyse 20 ay taksitli de yapıp herhangi bir fark yüklemeden yeni evlenecek olan çiftlerimize de böyle bir jestimiz var. Müthişmiş. Evet. Artı düğünlerine icabet ediyoruz. Artı evinde birkaç tane eksiği var ise düğün çeyizi alan müşterilerimizin hediyelerini de kendilerine takdim etmiş oluyoruz. Çok güzel. Evet. Bence gelmeleri lazım. Evet. Evet. Şimdi biz böyle bir mesela yatak odalarına bakalım. Şurada var yatak evet. Odamız. Evet. Buyurun gelin. Sevgili Ali Rıza bizi takip etsin. Tabii. Mursa abiyle beraber biz böyle şöyle çok şık güzel bir koltuk takımıymış. Evet. Sevgili Ali Rıza abi çekişin evet. Bunları. Bu koltuk takımımız evet. Modern avantgardtır. Evet. Oturumu buna soft kumaş diyoruz. Konforu, kaliteyi bir arada isteyenler, isteyen müşterilerimiz için muazzam. İsterseniz Salih Bey buyurun oturun. Evet. Gerçekten çok rahattır oturumu. Çok güzel. Ve muhteşem bir koltuktur. Bu İnegöl'ün... Kendini evet, kendini hissedin. Yani kalite hani tesadüf değildir derler ya. Evet. Gerçekten kaliteli bir ürün. Evet. Kumaşıyla. Müthiş. Bu İnegöl mobilyası. Evet. Bu mobilyası. İnegöl'ün modern avantgardıdır. Yine bu takımımız da yine İnegöl'dür. İnegöl. Evet. Evet. Aynı bu şey. Takımımız da İtalyan Chester dediğimiz orijinal İtalyan Chester'dır. Peki bunlar yatak oluyor mu? Hayır bunlar yatak olmuyor. Bunlar şuradan yer müsait olmadığı için evet. Mekanizmalı. Bunu böyle açıyoruz geriye doğru büyüyor. Evet. Ve insan rahatlıkla yatıp dinlenebilir bu koltuğumuzda. Bu evet. Tamamen el işçiliği. Şu düğmeler. Evet. Orijinal Capitone dediğimiz olay bu. Hı hı. Güzel başarılı bir ürün. Güzel. Evet. Peki şimdi yataklara bir bakalım. Şöyle bir yatak odası. Evet. Takımı. Evet. Neler var? Sadece bu şimdi şöyle bir şey var. Evet. Tuvalet aynamız, masamız var. Evet. 3 çekmece artı takı çekmecemiz var burada. Hı hı. Yine burada aynamız var. Hı hı. Çok da şık bir ürünümüz aynı zamanda. 2 tane komodinimiz var. Ben şimdi merak ediyorum böyle evet. Şey yapıyor. Çok akıllı, rahat çekiyor. Evet, akıllı. Hemen gitmiyor. Yok. Akıllı fren sistemi dediğimiz olay var. Evet. Çarpma olayını ortadan kaldırıyor. Bu önemli evet. Bir şey. Şifonyer diye de geçiyor. Tuvalet masası aynası diye geçer aslında. Kimi insanlar şifonyer diyor. Hı-hı. Yine burada komodinlerimiz var. Evet. Yine bu da aynı şekil. Hı-hı. Bir de gardırop. Evet, dolabımız var yine aynı şekil. Hı-hı. Dolabımız işte İş da tasarımını aynı. Da ben sizlere anlatayım. Tabii. Buyurun. LED'li ayrıca. Evet, LED'li, ışıklı. Hı hı. Görüyoruz mesela burada az kılığımız var. İşte takım elbiseler. İşte katlanacak kazaklar. Bir üst rafı daha var. Burada yine raflarımız var. 3 tane raf seçeneği var. Burası yine pantolonluk bölümü. Az kılık pantolonluk bölümü. Kravatlar. Evet. Evet, burası. Mesela burası erkeğe ait olan bir bölüm. Evet. Şöyle kapatalım. Öbür tarafta. Evet. Yine burada da yine akıllı fren sistemi var. Evet. Kendisi gitmeyen evet, de çarpmıyor. Evet, evet. Güzel. Şurada. Sevgili Rıza buradan çekebilir. Evet. Tabii. Burada işte hanımefendiler için boydan abiye tuvalet. Yani şöyle 1 metre 80 santime varırcasına boydan kıyafetlerini, tuvaletlerini asabilirler. Hanımefendi için. İşte burada yine üst bir tane rafımız var. Burada yine bayanların takım elbiseleri de olur böyle daha şey olarak. Şuraya gömleklerini, takım elbiselerini falan asabilirler. Yine burada gizli 3 tane çekmecemiz var. Evet. Elin altında kullanabileceği. Aynı yine bu da sistem. Akıllı fren sistemi yine bunda da var. Evet. Bunlara da gizli çekmece diyoruz. Hı hı. Gayet başarılı ve şık bir ürünümüz. Peki böyle bir yatak odasının evet. Maliyetini ben merak ediyorum. İzlediler evet. Ve soracaklardır. Evet. Bizim bu yatak odamızın maliyeti
Satış fiyatımız 5000 liradır. 5000 lira. Evet, 5000 lira. Güzel. Taksitli oluyor. Evet. Taksitli olduğu zaman peki fark oluyor mu? Yani fark konuluyor mu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Peşin fiyatına kredi kartıyla elden ödemeli, yani elden ödemelinin arasında biraz fark oluşuyor tabii istersem. Mesela çok büyük bir fark değil. Nakit fiyatı atıyorum mesela nakit 3 lira ise kredi kartına da biz bunu 9 ay, 10 ay, 12 ay işte hangi bankaysa onu taksitlendirme yapıp herhangi bir fark koymuyoruz. Hı hı. Elden ödemeli taksit olunca biraz çok cüzi bir fark, oran biraz değişebiliyor. Onun da tabii yine pazarlık neticesinde ortak bir yol bulunabiliyor. Evet, çok güzel. Evet. Sevgili izleyenler, İmza Mobilya mağazasında bulunuyoruz. Yatak odaları, koltuk takımları, kanepeleri evet. anlatıyoruz. Şurada bir tane yatak odası var. Onu bir onu da bir soralım. Ondan sonra yavaş yavaş kapanışımızı. Biraz daha farklı bir konsept. Biraz evet, spor bu bir şey. Ceviz dediğimiz evet. spor bir modelimiz. Evet. Yine bunun ayakları ağaçtır. Evet. Şöyle. Evet. Yine akıllı fren sistemi var. Hı hı. Şu ayakları ağaçtır bunun. Hı hı. Yine burada çift yönlü tuvalet aynası masası. Hı hı. Yine akıllı fren sistemi var. Hı hı. Burada gördüğümüz yine iki tane aynası var. Hı hı. Bunları duvara da monte edebilirsiniz. İcabında demirler var arkadaşlarımız. Ona yarayabiliyor. Montaj ekibimiz tabii. Evet. Dolabı da bir görelim. Tabii. Yine bu dolabın sağ tarafı. Burası bir hanımefendiye ait olan bir bölüm. Evet. Burada az kılık sopamız var. Şurada şu an eksik. Evet. Burada abiye, tuvalet, gece kıyafetini burada bir hanımefendi rahatlıkla asabilir. Yine burada kravat, pantolonlar. Pantolonluk ve az kılık seçeneğini sunuyor bize. Hı-hı. Raflarımız geniş. Evet. 1, 2, 3 tane raf seçeneği var. Artı burada var. Burası bir hanımefendinin rahatlıkla kullanabileceği alan bölüm. Evet. Diğer tarafta da beyler için tasarlanmış, dizayn edilmiş ve bu dolabın iç tasarımı mükemmeldir. Evet. Şöyle açayım ben. Biraz erkek tarafına fazla mı kıyak geçmişler Mursa abi? Yani şimdi erkekler mesela iki tane işte takım elbise, gömlek, kravat işte bölümü. Takım elbiselerini asabilecek askılık bölüm var. Burada raf seçeneği çok, dolabın iç tasarımı çok güzel. Evet. Yine burada iki tane gizli çekmece bize sunuyor. Hı hı. Güzel. Yine işte burada işte komodini var. Evet, komodini var. Tamam. Sağ komodin, sol evet. komodin diye. Böyle bir yatak odası, spor bir yatak odası evet. maliyeti. Bunun fiyatı da 4299 TL bu takımımız. 4299 evet. TL. Evet, 4299 TL. Ayakları ağaçtır, komodinlerin, hı hı. Tuvalet aynasının, masasının. Mesela bu dol şey değil, bu ayak orijinal ağaçtır. Ağaç işin içerisine girdiği zaman kalite artar. Maliyet artar. Tabii maliyet ama. Artar. Evet. Çok güzel. bu ürünümüz de çok güzel bir evet. üründür. Yine bunun yanında MDF olan ürünlerimiz var. Mesela şu mu? Mesela şu ürünlerimiz MDF'dir. MDF. Evet, komple MDF'dir. Lakedir, boyalı üründür. Bir buna bakayım. Şöyle bir bakalım. Tabii, açalım. Evet. Bu mesela Avangard'a giriyor. Bu Avangard bir takımımız. Yerimiz olmadığı için tamamen hepsini kuramadık. Yine dediğim gibi burası hanımefendilere ait olan bölüm. Evet. İki tane gizli çekmecesi var. Evet. Komodin zaten başucuna geliyor. Diğer taraf ise evet, erkek bu değil. Sürgülü takımımız. Evet. Bu MDF artı boyalı takım. Yani pürüzsüz bir takım, lake olan bir takım. Hı hı. Yine burada erkek için ayrılan bölüm. En çok hangileri gidiyor? MDF'ler mi genellikle gidiyor? Bizim bölgede atıyorum 10 tane yatak odası sattığınızı düşünün. Bunun 7 tanesi MDF olur. Bir tanesi fark etmez, ben beğendiğim ürünü alayım müşteri olarak. Hı hı. İki tanesi de modern olabiliyor yani. Yani genellikle MDF çok satılabiliyor. Bu MDF'nin yatak odasıyla beraber maliyeti nedir merak ettik. Hani onda insanlar izleyecek diye. Bu MDF yatak odamız 4599 TL'dir bu yatak. 4599 evet, TL. 4599 TL. Ben şimdi çok fazla fiyat uçuk rakamlar bekliyordum. Yok, bizim fiyatlarımız Salih Bey makul.
Biz bu işte yeni değiliz takdir ederseniz. Uzun yıllar var. Evet, imza mobilya, imza inşaat olarak hizmet sektöründe Arnavutköy'de hamdolsun bir marka haline gelmişizdir elhamdülillah. Yani biz Allah bunu daha da yetsin. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun, sizin de başarılarınız daim olsun. Amin. İnsanlarımızın, bizden alışveriş yapan müşterilerimizin bize olan geri dönüşümlerinden bunu biliyoruz, anlıyoruz. Ve kesinlikle kurulum ekibimiz, sevkiyatımız hepsi düzenlidir. Müşterilerimizin ürünleri, atıyorum renk seçmişsinizdir. Bunları biz sonuna kadar bizzat şahsım teslimat gününe kadar takip ederim. Biraz titiz bir adamım. Yani öyle ben işimde şey istemem, hata istemem, hata yapmayı çok seven bir adam değilim. Hı hı. Elimizden gelebildiği kadar güzel kaliteli hizmet siz değerli insanların evine götürmeye gayret gösteriyoruz. Kendimize alırcasına, kendi evimize satarcasına öyle davranıyoruz ve hamdolsun güzel sonuçlar elde ediyoruz. Allah daha da iyi etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Sağ olun için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Arnavutköy eski Edirne asfaltı üzerinde bulunan imza, mobilya ve beyaz eşya mağazasını gezdik. Biz yayınımızın bitimine doğru da mağazanın mobilya kısmına geçtik. Mulis abim yanıma gelsin. Onunla biz mobilyayı konuştuk. Az önce de Yunus Bey'le de beyaz eşyayı konuşmuş olduk. Yolunuz düşerse, çocuğunuzu evlendirmek isterse, tabii, böyle bir durum olur ya, mutlaka imza mobilyaya uğrayın. Fiyatı da sorun. Evet. Bir araştırın en azından. Almak zorunda da değilsiniz. Ama gelip uğramanızı tavsiye ederiz. Bayrama eğer evinize yeni bir şey almak isterseniz mutlaka beyaz eşya alanında ihtiyacınız varsa ya da mobilya anlamında ihtiyacınız varsa Arnavutköy'ün en eski firmalarından birisi olan imza mobilya ve beyaz eşya mağazasına mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Eski Edirne asfaltı üzerinde bulunuyor. Jandarmadan yukarı çıkarken Akbank'ın tam karşısında zaten Vestel'i gördüğünüz zaman imza mobilya mağazası ve beyaz eşya mağazası, evet, olarak hizmet veriyorlar. Yayınımıza katıldığınız için, destek verdiğinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüz bayram. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Allah Rabbim hayırlı nice bayramlara, savaşsız bayramlara diyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi kavuşturmayı nasip etsin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Tekrar bekleriz. Çok sağ olun. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, gene farklı bir yerde, farklı bir mekanda tekrar huzurunuzda olacağız inşallah. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler her gün farklı mekanlara böyle ani sürprizler yaparak hem piyasayı konuşuyoruz, hem ekonomiyi konuşuyoruz, hem yapılan hizmeti konuşmuş oluyoruz. Bölgemizin mağazalarını, iş yerlerini sizlerle paylaşmaya, tanıtmaya gayret göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.